Merhaba arkadaşlar, sıfırdan yani zero'dan başlıyoruz artık şu İngilizceyi tekrardan öğrenmeye, tazelemeye, bizi yeni takip eden arkadaşlar için yepyeni bir seri düzenlemeye başlıyoruz. Bugün tekrardan bu kanalı ilk açtığımız günkü gibi tekrar sıfırdan İngilizceye başlıyoruz. Ve bu video serisi bittiğinde artık herkes şunu diyor: Let's get started. İngilizce öğrenmeye başlarken öncelikle İngilizcenin cümle yapısından biraz haberdar olmamız gerekiyor. Eğer ki sizler İngilizcenin cümle ögelerinin sıralamalarını bilmezseniz İngilizce'de cümle oluşturamazsınız. Çünkü bizim konuştuğumuz dil olan Türkçe ile İngilizce dilinin cümle sıralamaları, cümle ögelerinin sıralamaları çok farklı. Okey? Şimdi öncelikle cümle ögesi sıralamasından bir başlayalım. Gördüğünüz gibi ilk başta cümleyi başlatan I, you, we, they, he, she, it diye 7 tane ifademiz var. Ardından gelen ifade ise yardımcılar. Az sonra bunların ne olduğuna zaten değineceğim. Yardımcılar var. Onun yanında da hemen ve diye bir işaret var. Bu ve İngilizce'deki verb yani fiil ifadesinin İngilizcesi diyebilirsiniz. Ama ben buna fiil demek istemiyorum arkadaşım. Çünkü ben Türkçenin gramerine çok hakim bir adam değilim. Sizin de öyle olmadığınızı düşündüğüm için ben böyle dil bilgisel terimler kullanmayı sevmiyorum derslerimde. Amanın fiilmiş, sıfatmış, zarfmış, tümleçmiş, o oradan çıkmış, uzaya fırlamış, gelmiş, bende yok. İşine gelirse. Verb, mekmaklı ifade demektir. Sonu mek ya da makla biten bütün ifadelere verb diyeceğiz. Okey? Koşmak, uçmak, gelmek, yemek, uyumak, zıplamak, okey, oturmak. Bakın hepsi mek ya da makla bitiyor. İşte bunlar verb yani mekmaklı ifade. Onun altında da bir isim. Yani bu tablo bana diyor ki güzel kardeşim diyor, cümlelerini IUV'de işitle başlatacaksın. Sonra bir yardımcı seçeceksin. Ardından ya bir mekmaklı ifade ya da normal bir mekmaklı olmayan bir isim kullanacaksın diyor. Cümle sıralamasında bizim aslında hani verb'den, isimden, IUV'de işitten ziyade odaklanmamız gereken yer yardımcılar. Yardımcıları bir yıldızlayalım. Yardımcılar neden yıldızlı? Öncelikle yardımcıların bir ne veya kim olduğundan bahsedeyim ben sizlere. Yardımcılar sizin cümlenizde 3 tane işleve sahip gençler veya kendini genç hissedenler. 1. Yardımcıların birinci işlevi şudur arkadaşlar. Yardımcılar sen cümlede ne anlatıyorsun? Yaptığın bir şeyden mi bahsediyorsun? Olduğun bir şeyden mi bahsediyorsun? İşte bunlardan bahsederler. Birinci işlevleri budur. 2. Ya arkadaşım sen dünden mi bahsediyorsun? Yarından mı? Bugünden mi? Şu andan mı? Geçmiş mi? Gelecek mi? Karşınızdaki kişi sizin kurduğunuz cümledeki yardımcıya göre bunu tayin eder kafasında. Anlatabildim mi? Yani ben yardımcı kullanmazsam karşıdaki dinleyici kişi, beni dinleyen o şahıs benim hangi zamandan bahsettiğimi anlamayabilir. Haberiniz olsun, bu 2'ydi. 3. Üçüncü de ne biliyor musunuz? Yardımcılar sizin cümleniz olumlu mu, olumsuz mu yoksa böyle miydi lan? Soru işareti yani soru cümlesi mi olduğunu anlatır. Yardımcıların işlevleri bence, benim kanaatimce çok değerlidir bir cümle açısından. Bu yüzden keza yardımcılar da çok önemlidir. Ama cümle ögelerinden sonra bugün bizim ilk konumuzun adı I, you, we, they, he, she, it. Yani bunların size nasıl anlatıldığını biliyorum. Hoca çıkar tahtaya yazar. Personal pronouns, subject pronouns. Ya güzel kardeşim, subject pronoun ne be? Sen ne anlatıyorsun? Personal object bir şeyler oradan noun clause, man clause. Sen ne diyorsun ki? Yani şöyle düşünüyorum. Acaba diyorum ben I, you, we, they, he, she, it'in subject pronoun olduğunu bilmeden bunları cümlemde kullanamaz mıyım? Ben bunları konuşamaz mıyım? Sonra kendi kendime yine cevap olarak şöyle düşünüyorum. Ulan ben Türkçe'de öyle ahım şahım dil bilgisi bilen bir adam değilim. Ama Türkçeyi istediğim zaman kullanabiliyorum iletişim aracı olarak. Karşıdakini anlıyorum. kendi derdimi anlatabiliyorum. Ama Türkçenin gramerini bilmiyorum. Yani ben, işte ben, sen, o, biz, siz, onların özne zamiri olduğunu bilmeyebilirim. 3 yaşındaki Türkçe konuşan bir çocuk I, you, we, they, she, it'in, yani ben, sen, o, biz, siz, onların özne zamiri olduğunu bilmez bu çocuk. Ama Türkçeyi konuşabilir. Ben der, sen der, onlar der, biz der. Demek ki bu konularda, İngilizce'deki bütün dil bilgisi konularında başlık kısmı, yani bu subject pronoun kısmı beni hiç mi hiç alakadar etmez. Öyle değil mi? Çünkü benim için bunun subject pronoun olduğunu bilmem değil. Bunların içeriğini anlamam ve bunları dilime dökebilmem önemlidir. Şimdi izleyin. I, ben demektir. Sizden şunu yapmanızı istiyorum. Bana oturduğunuz yerde veya beni izlediğiniz ortamda eşlik edin beden dili açısından. I. Kendinize bunu kodlayın. Bunu çocuklarınıza da uygulayabilirsiniz. I. Ben demek. Bakın. I budur. Kendimi gösteriyorum. I. You. Tam karşıya. You. Sen veya sizler. You diyorum. We. Bakın. Gidiyor geliyor. We. Sen ne ben. Sen ne ben. Yani biz değil mi? Sen ve ben. Şöyle yapıyorum mesela. Elimi böyle şöyle yapayım. Bak. They. Tekrar alalım. They. Okay? Onlar demeye çalışıyorum. Bir de şu var. Şöyle. Son kalan üçlü. He, she, it. He, she, it de bizim Türkçe'de o anlamına gelen 3 tane ifadedir. Bizim Türkçe'de sadece biz o deriz. Ama bu adamlar o ifadelerini 3 ayrı kulvara ayırmış. Birisi he, birisi she, diğeri de it. Şimdi normal şartlarda FK Language öğrencisi olmayan bir insan bunları şöyle anlatır. Şöyle açıklar. He erkeklerde, she gacılarda, it'i cansız hayvanlarda kullanıyoruz. Güzel, okey. Bu da bir başlangıç. Ama hatalı olduğunuz 3 tane yer var. O da hepsi. Eğer ki sen he'ye erkek, she'ye kadın, it'e de cansız ve hayvanlarda kullanılır dersen o anlamında, burada kardeşim tongaya düşmüşsündür. Ve eğer sana öğretmenin bunu böyle anlatmışsa, öğretmenin kendini yeteri kadar geliştirmemiştir ve bulunduğu pozisyonu, o sahip olduğu statüyü hak etmeyen bir insandır. Çünkü he, she ve it bildiğiniz gibi erkeklerde, kadınlarda, cansızlarda, hayvanlarda öyle bir ayrıma sahip değil arkadaşlar. He, eril. She, dişil. It, I don't know, bilmiyorum. Her şey seks üzerine. Seks, cinsiyet demek. Her şey seks üzerine kurulu. Eğer ki o diye tabir ettiğimiz kişi veyahut da nesne eril ise, bakın veyahut da nesne dedim. Yani bir nesne de eril olabilir. Öyle değil mi? Benim bir tane arabam var mesela. Simsiyah, uf, canavar gibi, köpek balığı gibi. Ben onun adını Arthur koymuşum. Arthur bir erkek ismidir. Şimdi sen gelip benim arabama o derken, atıyorum o kaç para diyecekken benim arabama it dersen senle kanka bozuşuruz. Çünkü onun bir adı var. O Arthur. Cinsel bir organı yok. Fiziki olarak erkek değil. Ama maneviyatta benim için o bir eril. Eril bir nesne o. Sen de bunu biliyorsun. Artık benim arabama he diyeceksin. Okey? Mesela ne dedik? She. She nedir? Kadınlarda kullanılır. Allah Allah. Sen şimdi benim Mira adındaki dişi köpeğime it diyeceğine kadın değil diye. Öyle bir şey yok birader. Sen o köpeği gördüğünde onun dişi olduğunu biliyorsan, adı Mira çünkü değil mi, yani idrak edebilirsin dişi olduğunu. Onun dişi olduğunu biliyorsan ona she diyeceksin. Ya ama hocam iti biz hayvanlarda kullanıyorduk, hani seninki hayvan değil mi, insan mı? İşte kardeşim sıkıntı burada başlıyor. Velhasıl bir soru. Diyeceğim ki kim o? Kapı çalıyor ya. Gittin Ukrayna'dasın, ne bileyim Rusya'dasın, Almanya'dasın. Kim o? Dedi. Yani demeye çalışacaksın. Kapın tak 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 çalıyor lan, kapıda delik yok, açıp bakamıyorsun. Kim o? Diyeceğim. Kim o? Buradaki o ifadesini he, she, it üçlüsünden hangisi karşılayabilir sence? Şimdi hocam kapıda erkek mi var bilmiyoruz. Bir kadın mı var onu da bilmiyoruz. cansız bir şey kapıyı çalmıyor. Bir hayvan da çalmadığına göre sanırım biz hocam olmuyor. Değil mi? Olmadı. Çünkü it cansız ve hayvanlarda kullanılır diye bir genellemeyi hak etmiyor. It ne biliyor musunuz? Eğer ki o dediğiniz kişinin veyahut da nesnenin, bir objenin, bir fikrin eril mi, dişil mi olduğunu bilmiyorsanız, yani seks konusunda, cinsiyet konusunda bir haberseniz it kullanıyorsunuz. Lan kapı çalıyor. Ben nereden bileyim kadın mı var, erkek mi var? It diyeceğim tabii ki. Kim o? Eşittir. Who is it? Kim o? Bunu kafaya bir kazıyalım. It cinsiyetini bilmediğimiz şeylerde kullanılır. Değil mi? Mesela atıyorum al. Silgi. Yani bu silginin bir cinsiyeti yok ki bizim için. Öyle değil mi? Ama bu benim en sevdiğim tebeşirim birader. Tamam mı? Bak. Bunun adı Ahmet. Şimdi sen benim Ahmet'ime it mi diyeceksin? Paralarım seni. Öyle bir şey yok. Benim Ahmet'im bir he. Benim tebeşirimden, bu tebeşirden bahsederken artık onun benim nezdimde Ahmet olduğunu öğrendiğin için ona he diyebilirsin. Benim bir gemim var. Oo. Ultimilyonerim ben. Tabii. Gemimin adı da Elizabeth. Ya sen benim gemime nasıl he ya da it diyebilirsin ki? Lan adı Elizabeth benim gemimin. Tamam, fiziki olarak belki bir cinsel organı yok, bir kadınsı tarafı yok ama benim nezdimde manen ben ona Elizabeth diye bir isim vermişim ya. Sen benim arkadaşım, güzel kardeşim, öğrencim olarak şimdi ona she demeyecek misin? Velhasılı kelam, burayı karıştırmayın, okey? Ne dedik? I, you, we, they, he, she, it. Okay? Ben, sen, o, biz, siz, onlar dediğimiz bizim Türkçe'de o ifadeler. Şimdi şu anlattığım konu var ya, o kadar değerli ama bir o kadar da saçma temellerle bize anlatıldı ki size anlatamam. Şimdi neden değerli olduğundan bahsedeceğim. Arkadaşlar, İngilizce'de kurulmuş emir cümleleri hariç kurulmuş bütün ama bütün cümleleri I, you, we, they, he, she, it'le başlatabilirsiniz. Ya şu az önce 10 dakikada öğrendiğin konuyla İngilizce'deki cümlelerin %90'ını belki %95'ini başlatabiliyorsun. Öyle düşün. Şimdi illa birkaç tane müptezel çıkıp diyecektir ki hadi lan oradan manyak hepsi I, you, we, they ile mi başta? Güzel kardeşim, ben burada sana şu anda Donald Trump gibi İngilizce konuşturmaya çalışmıyorum. Ben şu anda sana sadece günlük hayatta kendini idare edebileceğin, yanında bir tercümana ihtiyaç duymayacağın şekilde bir İngilizce konuşturmaya çalışıyorum. Bunu unutma. O yüzden ilk bilmen gereken şey bütün cümlelerini bununla başlatman gerek. Bu 7 ifadeden biriyle başlatacaksın. Şimdi ikinci ders için hazır ol ve pazar gününü bekle.